Hadi bakalım, güzel bir kura olur inşallah. Demir Grup Sivasspor. Bakalım Demir Grup Sivasspor'un rakibi kim olacak? Spor. Orada da bugün bir deprem olmuş. Umarım ciddi hasarlar, Evet. kayıplar yoktur. Çok geçmiş olsun Malatya'ma. Çok geçmiş olsun. Hekimoğlu Trabzon. Yeni Malatyaspor'un rakibi Hekimoğlu Trabzon oldu. Adana Demirspor. Trabzonspor Adana Demirspor'la eşleşti. Çaykur Rizespor AŞ. Eskişehirspor. Çaykur Rizespor'la Eskişehirspor eşleşti. Evet, kura çekimine devam edeceğiz ama isterseniz bir ara verelim. O arada da 5. eleme turuna gelene kadar izlediğimiz karşılaşmalarda muhteşem goller oldu. Çok güzel mücadeleler vardı. Rekabet had safhadaydı. Birçok karşılaşma uzatmalara gitti, penaltılara kaldı ve hiç tahmin edemeyeceğimiz skorlar oldu. Gerçekten heyecanın dorukta olduğu bir 4. tur geçirdik ama onun öncesinde de yine tüm eleme turlarında çok keyifli mücadeleler vardı. Bir hatırlayalım, bugüne nasıl gelmişiz? 5. eleme turuna gelene kadar hangi karşılaşmalarda unutulmaz hangi sahneler yaşanmış, golleri izleyeceğiz. Beşiktaş AŞ. Tarsus İdman Yurdu. Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. Kocaelispor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün rakibi Kocaelispor oldu. Ve son eşleşme. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü. Süper Lig şampiyonu, son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de. Turgutlu Spor. 5. eleme turunda Turgutlu Spor'la karşı karşıya gelecek. Evet. Eşleşmeler belli oldu. Bizi güzel mücadeleler, güzel karşılaşmalar bekliyor. Ben sözü yine maç planlama müdürü Besim Yalçın'a bir bırakmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Evet, statüde bildiğiniz üzere bu sene bütün müsabakalar tek maç eleme usulüne göre. Evet. Avrupa'ya gidişin en kısa yolu aslında kupadan geçiyor. Dolayısıyla ben müsabakaların tek maç eleme usulünün oynanmasının çok doğru bir sistem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok heyecanlı maçlara da bizi bekliyor. Gördüğünüz gibi eşleşmeler çok iyi. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Sayın Amit Altıntop, sizin de son sözlerinizi alalım. Hayırlı olsun. Bütün takımlara başarılar. Ben de Besim Bey'e katılıyorum. Tek maçı keyfi, heyecanı evet. Arttırıyor futbol keyfini, güzelliğine diye inanıyorum. Ben burada Ziraat Bankası'na, sponsorumuza teşekkür etmek istiyorum. Turkuaz Medya grubumuza da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu zor şartlarda, bu zor günlerde bize desteklerinden dolayı. Tekrar hayırlı olsun. Umarım güzel maçlar izleriz ve 6. turda tekrar beraber oluruz. Hocam. Başarılar diliyorum. Yine altını çizerek söylüyorum. Önemli bir kupa. Umarım hak edenin kazanacağı zevkli bir final izleriz.
Evet, Aralık ayında bizleri çok keyifli bir 5. eleme turu bekliyor. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, bu 16 karşılaşmanın tamamı A-Spor ekranlarında naklen sizlerle buluşacak. Bu heyecanı, bu kupa heyecanını gün boyu yayınlanacak tüm karşılaşmalarla A-Spor'da bulabileceksiniz. Kura çekimimizin sonuna geldik. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.